Nezih doktor. Evet Nezih doktor. Kanama seçer, şehir kaybedersin. Efendim başkanım. Hadi hadi. Estağfurullah başkanım. Yo estağfurullah, estağfurullah. Selamat Allah razı olsun. Gelebilirsin kardeşim. Ben şey için şey yaptım. Devlet memuruyuz önce. Hoş geldiniz. Sağ ol, hamdolsun, sağ ol. Sen neysin? Sağ ol. Allah'a yedek versin. Bir damla ilaç olsa beni verimi görmez abi. Tabii tabii, şimdi o doktorun ne olduğunu biliyor. Muhakkak önce doktorlarına mücadele edecekler ki doktoru bu otu kullanmalı, bir sakınca yoktur diyecek. Ondan sonra bir yaramazlık yok. Amin, Allah razı olsun, teşekkür ederim. Durman nasıl? Hamdolsun, biraz... Çayın bitmiş herhalde. Hemen geliyorum. Kırlangıç otu bu. Şöyle sarı çiçekleri olur. Üzerinde böyle fasulyeme benzer tohumları olur. Bunu sadece Karadeniz bölgesinde yetişir. Nemli ve soğuk olan bölgeler. Bizim burada kırsal olduğu için, kıraç olduğu için olmuyor. İşte şöyle bir yaprak kopartıyoruz. Buradan çıkan suyu. Tamamen şifa olan bölgesi şu. Şunu alıyoruz, göz tabanına koyuyoruz. Hepsi bu kadar. Bismillah. Yaşa ya Allah. Şifa Allah'tan. Hepsi bu. Sıkıca kapatın. Aşağı yukarı yapın gözlerinizi. Aşağı yukarı. Sağ sol. Şimdi aç karşıya bak. Ağrı yakıyor mu? Yakınca söyle. Yakıyor. Aç gözlerini. Net aç. Yanıyor mu? Tamam. Şimdi kaşların üzerine güzelce şöyle üfeleyin. Burun üstü, kaşların üzerine kafanın her tarafını üfele. Tamam. Kendini yormadan en az bir 5 dakika kadar üfelemen gerek. Üfelemen lazım. Bak senin gözlerine iltihap bakıyor. Efendim. Aleyküm selam abi. Aleyküm selam. Buyurun. Yol çatı han kendi. Cansızlara kavuşmadan hemen sol tarafa. Parke bir yol var. İki sıra Toki evleri var. Oradan geleceksin hocam. Tamam. 5 kapını da arabalar var zaten. 5-6 tane araba var. Tamam. Bana gelin çocuk, sizi kaptan alır. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Şafii ya Allah. Şafii ya. Aç kocaman aç gözlerini. Ya korkma. Ya. Hepsi bu. Kapat. Sımsıkı kapat. İçeriden çevir gözlerini. Sağ sol yap. Şimdi aç bir karşıya bak. Yakıyor mu ikisi de? Evet. Çok güzel. Tamam. Sefer gelenlerden bilgiler son da abi ilk sefer geldi. Şeye gitmiştik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bak şu, sadece şu. Şu nokta. Başka yok. Tamam kapat gözlerini. Aşağı yukarı yap. Sağ sol yap. Güzelce yakacak. Acı var mı? Çok güzel. Güzel bakalım. Adam elini yıkadın. Gözlükleri çıkar. Senin sıkıntın. Ben hoş bulduk. Şimdi sıkıntım şu. Küçükten beri göz tembelliği olduğu için. Evet. Hani önceden gözlük takmadım. Sonradan büyüdükten sonra doktora gittim. Doktor dedi ki gecikmişsin. Yani köyüne doğru gitmiş. Evet. Bu gözüm tam görmüyor. Şu an görmüyor. Sadece bir karaltı, bir ışık görüyor. En son ne zaman doktorunuza müracaat ettiniz? En son... Geçen sene gittim. Geçen sene. Gözlüğümü değiştirdim. Evet. Dedim ki bunun çaresi var mı? Ameliyat falan evet. Gerekiyorsa ameliyat olalım. Dedi ki yok ameliyat olmaz. Artık yapabilecek bir şey yok dedi. Artık yapabileceğimiz bir şey yok. Tamam abla. Bir de bunda da az bir şey ağ var demiş. Dedi o da... Bunalık mı görüyorsun böyle baktığında? Yok bu iyidir de. Hı-hı. Yani az bir şey bir ağ var. O da şey ilerlesin ondan sonra ameliyat tamam yapalım dedi. Şimdi biz sana ilk seansı yapacağız. Tamam abla. Eğer bir faydasını görürsen evet. İkinci, üçüncü haftasına geleceksin. Biz sana bir randevu saati belirleyeceğiz. Umulur ki Rabbim sana şifa verir. Tamam mı? Şifa benden değil, ottan değil. Bir sebebi şifa veren Allah'tır. Tamam mı ablacığım? Kapat. Buna az gitti. Bunu bırakmadın. Tekrar koyacağız ona. Şimdi gözlerini sağ sol yap. Sağ sol yap. Kaşların üzerine güzelce üfele. Bunu gözle temas etmiyoruz. Sadece şuraya. Kapat. Sımsıkı kapat. Açma gözlerini. Sağ sol yap.
Aşağı yukarı yap. Güzelce. Şimdi aç bana bak. Yakınca söyle. Aç bir daha aç. Yanıyor mu? Çünkü tamam. Perşembe ara. 200-300 insan geliyor. Doğru, her zaman selamda veremiyorum. O yüzden muhakkak randevu almadan gelmeyin. Tamam mı? Tamam. Yazık Oktay yürü gel boşa gitmenin yer almıyor. Almamız da yok. Tamam. Çünkü evet, tamam. Yol çatı arabaları var. Buraya biraz ya uzak. Ya da bu bizim gruplarımız var tamam. Siz oraya eklerin birine birlikte gelirsiniz. Tamam abi? Hadi şifa olsun Allah'a emanet olun. Allah sana razı olsun. Güle güle. Amin. Sağ olasın. Amin. Allah razı olsun. Hadi güle güle sağ olasın. Hadi. Asla çayımız da var, şekerimiz de var. Ücret almıyoruz. Tamam abi? Ücret var mı? Bunun dışında bari bu olsun. Ücret teklif ederseniz. Peçete. Ücret teklif ederseniz almam sizi. Hadi güle güle. Nereye gidiyorsun bu tarafa gel? Orada da kapı var şurada. Bu tedavi ben Elazığ'da 3 yıldan beridir yapıyorum. Bunu ben Konya Meram'da Cengiz amca denen bir dedemiz var. O da bu tedaviyi bize Avustralya'dan bir Maria Trivent denen bir doçent doktor o kadından öğrendi. Ben hastaydım. Bende migren ve çok ciddi manada sinüzit vardı. Bir de yakın görme problemi vardı. Bunu bir türlü ilaçlardan tedavi edemedim. Ben dedeye gittim, iyileştim. İyileştikten sonra bu kadar güzel, bu kadar faydalı olan bir ilmi neden diğer kardeşlerim bundan faydalanmasın diye. Elazığ'a geldik ama burada bu otu bulamadık. Daha taş her tarafı aradık ama bulamadık. Sonra tekrardan dedemize müracaat ettik. Dedi ki bu sadece Karadeniz'de var. Vardık gittik orada da araştırma yaptık. Elhamdülillah şimdi onu bulduk getirdik. 2 hafta kullanıyoruz. Bitti mi tekrardan Karadeniz'e gidip alıp geliyoruz. Özellikle göz kuruluğu, göz tansiyonu ve sarı nokta. Maalesef bugüne kadar tıpta bunu herhangi bir çare bulunamadı. Bu göz kuruluğu elhamdülillah birçok hastamız tamamen kurtuldu. Ama sarı noktayı bu ilaç tamamen kurtarır mı? Hayır, kurtarmaz. Ne yapar? Bunun ilerlemesini durdurur. Mesela göz tansiyonu hastalarımız var. Bu ilacı kullandığımız gün derler ki 3 gün, 4 gün, 5 gün hatta 1 hafta sanki hiç yokmuş gibi. Tamam. İkinci seansa gelirler, rahatlarlar. Bununla birlikte özellikle sinüzit problemi olanlar yani baş ağrısı olanlara çok ciddi manada faydası var. Hastalara özellikle ilk uyarınız veya ilk talebiniz nedir? Evet. Özellikle hocam bir de şunu belirteyim. Bu arada bizi dinleyen kardeşlerimize bilgi olsun. Ben kalp krizi geçirmiş, kalp ameliyatı olmuş, kalbinde stent olmuş insanlara diyorum ki doktor belgesi getirmeden size bakmıyorum. Evvela doktorunuza müracaat edeceksiniz. Sonradan bana geleceksiniz. Çünkü hiçbir şeyin şakası yok. Bu sağlık sonuçta. Yani biz amacımız insanlara faydalı olabilmek. Bu kırlangıç otu bu kadar değerli ve kıymetli bir ot. İşte inşallah biz bunu elimizden geldiği kadar her insana ulaştırmaya gayret edeceğiz. Yani bütün hastalara kadar ayaklarına gideceğiz. İşlemlerden herhangi bir ücret alabiliyor musunuz? Biz bu işlemi tamamen Allah rızası için yapıyoruz. Gönüllü olarak yapıyoruz. Sadece ben değilim. Benimle birlikte birkaç tane kardeşim var. Selahattin Can Polat var. Kerem Seçer kardeşim var. Mehmet Sancar kardeşim var. Emin Yalçın var. Daha ismini sayamayacağım birçok gönüllü üyelerimiz var. Bunlar hepsi Allah rızası için çalışıyor. Biz hiç kimseden bir ücret almıyoruz. Tabii ki bunlar çok zor şartlarda biz temin ediyoruz. Bunların çok ciddi manada bir giderler, bir masraflar var. İşte elimizden geldiğimiz kadar halkımıza faydalı olmaya gayret ediyoruz. Yoğunluk çok ciddi manada yoğunluk var. Belki sizin sayenizde izleyen insanlar olursa hemen gelmesinler. Bizden randevu talep etmeyen hastalara bakmıyoruz. Geri gönderiyoruz. Malumunuz yani günde nereden baksanız 150-200 kişi insan her seansta geliyor. Hem sabah hem öğleden sonra geliyor. Ben de çok ciddi manada yoruluyorum. O yüzden randevu alırlarsa benim için de onlar için de daha iyi olur. Biz sadece Elazığ'a hizmet etmiyoruz. Az önce gördüğünüz o bayan aileler onlar Malatya'dan geliyor. Batman'dan gelen var, Bingöl'den gelen var, Tüncel'den gelen var. Özellikle Malatya daha çok yoğunluktu çünkü bize daha yakın olduğu için. Antep'ten gelen var, çevre illerden de gelen var. Yurt dışından da gelen hastalarımız var. Mesela adamlar Türkiye yaz tatiline geliyorlar. Gelmeden önce bizden randevu talep ediyorlar. O gün de oradan da gelenler var. Mehmet Sait hocamın kırlangıç otu tedavisini yaklaşık 2 ay önce duyduk. Bu geldiğim 7. seans. 2 ay da geçti herhalde. 9'da inşallah tamamlayacağız. Bende göz kuruluğu var. Göz kuruluğu için ben buraya geldikten sonra yaklaşık 2 aydır ilaçlarımı kullanmıyorum. Yani rahatım çok şükür. Ama gözlük hususunda şu an bende hem yakın hem uzak problemi var. Ama yakınım ilerlediği için inşallah herhalde daha ileriki şeylerde faydasını görürüm inşallah diye düşünüyorum. Her gün 2 ilacı 3 sefer kullanıyordum Damla. Faydasını gördünüz mü bu ilaç? Faydasını ben gördüm işte en azından o göz kuruluğu ilacını kullanmama rağmen rahatım.
Yani gözlerimde batma olurdu önce ilacımı kullanmadan. Çok sıkıntılıydı yani kullanmadım ama şu an çok şükür kullanmama rağmen herhangi bir sıkıntım yok. Yani fayda gördüm yani. Çok yoğun. Çok yoğun. Mehmet Said hocam oldukça artık tanındı herhalde. Uluslararası şeyi de yayılır gibi görünüyor. Burası yol çatı tarafında bir arkadaşımızın göz tedavisi demiyorum da bu alternatif tıp olarak geliştirmiş olduğu kırlangıç otu ile ilgili bir tedavi noktasındayız. Yani kimseden bir tek kuruş ücret almadan bunu yapıyor. Tabii burada kendisinin ciddi masrafları oluyor mu? Oluyor. Yani gelenlere işte burada peçetedir, çaydır, ayrandır bu şekil ikramları oluyor ve günde yüzlerce insan buraya geliyor. Nerelerden geliyor? Elazığ'dan, Malatya'dan, Kayseri'ye kadar insanlar buraya gelip gidiyor. Her gün burası hınca hınç dolu ve birçok insanın da tedavi görürken burada şifa bulduğuna bizzat iyi ben şahit oldum. Buraya gelenler de dediğim gibi yani birçok burada ikramlarla karşılaşıp valla ücret vermeden gidiyorlar ama ben şu kadarını söylüyorum. Yani bir insan olarak buraya geldiğiniz zaman elbette ki bunun da bir takım masrafları var. Hiç olmazsa elinizde bir peçete, çay, şeker bir şekilde getirin. Çünkü onu yine buradaki gelen insanlar kullanıyor. Yani Sait Hocam bunu alıp da evine koymuyor. Buradaki insanlar kullanıyor. Ben bundan dolayı sizlerin de bu konuyu tanıtımını yapmış olduğunuz için sizlere adeta teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. O damlayı uyguladığı zaman bir 5 dakika içerisinde burundan böyle bir sıvı komple döküyor. Bunun sinüzit olduğu. Çünkü neden? Bu şekilde tedavisini 2-3 defa yapan kişinin sinüzitten kurtulduğunu ben burada arkadaşlardan işittim. Kulak çınlaması ile ilgili bir arkadaşımız var. Onun söylediği şey benim kulak çınlamam vardı. Bu şeyden sonra kulak çınlamam da geçti. Tabii birçok şeye faydası var. Bunu benim sıralamam çok da şey olmaz ama Sait Hocam bunu defalarca da zaten söylüyor. Ya bu şey özel idarede değil mi ya bu?